Selamlar arkadaşlar. Size böyle güzel bir ortamdan selamlıyorum. Bitkileri bu şekilde yaptım. Şundan aldım bir tane. Bunun amacı hem nemlendiriyor, hem ışık veriyor, hem de nem salıyor. Yani su koyuyorsun, nemi alıyor, nemlendiriyor onu, buharlaştırıyor. Bu arkadaşlar da nemi çok seviyor. Neden nemlendirmem lazım? Çünkü arkadaşlar bunlar bataklık tarzında ve ısıyı, ondan sonra nemi ihtiyacı olan bitkiler. Ve bitkileri gerçekten çok sevdim. Acayip sevdim. Beslemesi çok güzel. Daha demin bir tane karınca attım. Kapandı kapak falan filan. Efsane zevk veriyor bana. Aşık oldum. Onları böyle normal bir sistem yaptım. Buraya alüminyum folyo koydum. İşte ısıyı dağıtsın diye buradan kapattım. Bunu şimdi öyle bir ayarlayacağız ki akıllara zarar. Nemlendirici var. Bitkilerimiz var. Bir de burada karıncalarımız var. Onların da buradan buraya geçmesini sağlıyorum. Karınca videoları da yakında gelecek. Onları da ayarlamaya çalışıyorum. Bu video hani sürekli bir iki günde bir çekilen bir video olduğu için mazur görün. Çünkü bitkilerin büyüdüğünü ve çiçeklendiğini siz de görün istiyorum. Boşuna almadık yani. Siz de isteyin hacı. Siz de görün yani. Karıncaların da öteki tarafa geçmesini bekliyorum. Oraya geçtiklerinden sonrasında tekrardan video çekeceğim. Şöyle bir info vereyim size. Yavaştan geçiyorlar bak. Yavaştan geçiyorlar yani. Sıkıntı yok. Şurada vardı. Buradan boşalttırdım. Işığı koydum buraya tepesine. Işık yaptım. Burayı karanlık yaptım. Burayı bırakıp buraya geçtiler. Buraya öyle bir sistem yapmak istiyorum ki hani karıncaların içerisinde bitkiler de olsun, tamam mı? Böyle bir raf gibi düşünün, bitkiler de olsun. Bu bitkilerden fazla alıp karıncaların formikalyolarını da çoğaltıp burası böyle vahşi alanmış gibi olacak böyle tarzı diye düşünüyorum, bilmiyorum. Zaten prizler burada fakat taşınma ihtimalim var. Taşınmazsam 10 numara olacak. Yapacağım. Lütfen destekli olun arkadaşlar. Takip edin, abone olun. Paylaşın şu kanalı. Sizleri seviyorum. Kanalı paylaştıkça yeni insanlar çekeceğiz ve yeni destekler sağlayacağız. Paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Sen ne yapıyorsun lan? He? Sen ne yapıyorsun? Ama tabii şimdi farklı bir şey yapmak istiyorum. Aslında buradan ortaya koysaydım, ortaya koysaydım buradan verip buradan aşağı inecek. Fakat boşluğa düşecek. Nurdan! Evet arkadaşlar, biz hobi için abucurunu kesen bir arkadaşız. Yapacak bir şey yok. Devam. Şimdi arkadaşlar, benim istediğim şey şu. Karıncalarla birlikte bu abajurum, bakın abajuru kısa kesmişim. Kötü oldu, bakayım. Yo. Biraz daha kesebilirmişim hatta. Eğer istediğim olacak ise. Yani çünkü, neyse dur bakayım. Bitkilerimizi koyalım şuralara. Dört köşeye. Tam istediğim olmayacak maalesef. Çünkü abajurun ayaklarını şey kesmişim, uzun kesmişim ama kısaltacağım. Kafamdakini yapacağım ben abi, yaparım kafamdakini. Arkadaşlar en son halimiz bu. Bence güzel oldu. Şimdi neden böyle yaptım diyorsanız, nemi seven şeyler bu nem yapması lazım, duman çıkarması lazım. Duman çıkarmıyor ama sanki ufaktan çıkaracakmış gibi duruyor, ışıklı. Buradan da ampulü taktım. Buradaki ısıyı hem yukarıya vermesin hem de aşağıya versin. Nem aşağıdan dönsün diye. Yani buradaki ısıyı tekrardan aşağı verecek. Hem nemli olacak hem ısı olacak. 10 numara olacak. Fakat terleme olursa altına bir güzel bir şey yapıp buradan böyle çıkartabilirim. Daha böyle bir teraryum gibi tarzında bir şey olabilir. Yani şu an bir bakalım. Şundan biraz daha duman çıkmaya başladı. Ufaktan ufaktan çıkıyor. Şöyle güzel bir duman çıksın. Bakalım o duman nasıl bir yönleniyor. Yani yukarı çıkıp aşağı iniyorsa benim için olmuştur. Okeydir. O nem bir yukarı çıksın aşağı insin. Fakat duman yukarıya çıkmadan dağılıyorsa böyle, o zaman abajurum ayaklarını kesmek zorundayım. Bakacağım, duruma göre bakacağım. Hadi bakalım. Bekliyorum oğlum.
Yine başka bir günden selamlar arkadaşlar. Bugün video çektim. O su şeye geldi. Fakat beğenmedim. Yani şunu beğenmedim. Az su atıyor. Ayrıyeten fan yok. Bu sefer internetten bir 300-400 liraya bir sipariş verdim. Güzel bir alet. Hem fanı var yukarıda hem de buhar veriyor. Fan önemli. Bu arkadaşlar bataklıkta olduğu için, bataklıkta tamamen doğal yağmurla beslendiği için bu bitkiler tamamen mineralli su istemiyor. Mineralli su normal bizim içme suyu olmayacak abi. Onda mineral var. Tamamen hemen çürüyorlar. O yüzden şöyle bir şey var. Hem saf su yapmaya çalışacağız. Hem ben saf su öğrenmiş olacağım. Hem de siz de öğrenmiş olursunuz. Hızlıca bir saf su yapacağız. Ondan sonra bitireceğiz olayı. Bir tane sipariş verdim. Fan olayı olacak. Fan olayı olduğu zaman hava sürgülasyonu olacak. Hava sürgülasyonu olduğu zaman içinde kalan, yani o kapan bitkisinde içinde kalan sinekleri hava sürgülasyonuyla atacak. O da ne yapmış oluyor? Doğal ortam yaratmış oluyoruz onlara. Ya güzel olacak diye düşünüyorum. Hemen şurayı bir buharlaştırayım. Bu kaynayacak. Buradan buhar atacak. Bunu kapatacağım. Bu buharın üzerinden streçleyip daha sonrasında buraya suyun akmasını sağlayacağım. Hızlı bir şekilde izleyin. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Hadi. Sıcaklığına bak. Evet arkadaşlar. 45 dakikadır ikinci demlik 45 dakikadır kaynıyor. Şurayı görüyor musunuz? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Alo. Saf su arkadaşlar. Saf suyumuz oldu. Ben ne kadar saf olduğunu bilmiyorum ama araştırmalarıma göre normal su buharlaşınca mineraller gittiği için de böyle saf su çıkartılabiliyormuş. Çıkardık. Şimdi bu saf suyumuzu şunun içerisine koyacağız. Bu yetmedi ki. Çalıştırmaz ki onu. 45 dakika daha mı bekleyeceğiz biz? Abi. Sen ne diyorsun? Ben daraldım şu an. Sen dedim bir dakika camı açalım ya, boş ver. Alo. Evet. Arkadaşlar son yaptığım sistem bu. Bunun daha üzerinden geçeceğim tabii ki de. Etrafını kapatmayı düşünüyorum falan filan. Tabii bunun bakacağız duruma göre. Çiçeklerimiz gayet sağlıklı. Bu çiçek bayağı bir kendini açtı gitti. Buradan bir tane düştü. Bu çiçek kendi kendine yeni sinekler çıkartıyor. Sinek kapanları çıkıyor. Bakın yavru yavru 10 numara. Demek ki bu da tuttu. Bunu uçlarında sıvı tutmaya başladı. Uçlarında sıvı olmaya başladı. Yani bu da tuttu. Yani hep bütün çiçeklerimiz tuttu arkadaşlar. Çok sağlam, çok kaliteli bir şekilde bakıyoruz. Hiç sıkıntısı yok. Sularına koyacağım saf sularını. Tabii ki de o saf su geldikten sonra şu anda zaten üstü nemli. Nemli olduğundan sonra hiçbir problem yok. Burada saf su. Saf su olduğu için buradan nemi verecek ve nem aşağı inecek. Nem aşağı indiği için buralarda da saf su bulunacak ve bataklık yani nemlenmiş toprak olacak. Bu da onları tabii ki de daha çok sağlıklı yapacak. Ama çeşme suyu kullandığım için buradan atıp mineralli su geldiği için bitkilerim hızlı bir derecede çürüyebilirdi. Daha sonrasında akıl edebildim ben bunu. Ama olsun ettim ve şu anda hiçbir problem, hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. 10 numara. 5 yıldız. Besleme ile ilgili videolar da çok yakında gelecek. Biraz daha tutunsunlar, bir açsınlar, bir kendilerini göstersinler. Hemen beslemelerine geçeceğiz. Takipte kalın. Paylaşmayı, abone olmayı, likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.